bugün Trabzon Kalesi'nden kaleciyi alın. Uğurcan. Bugün kaleciyi alın. Tabii, tabii. Hiç oynadım. Maç ne olur? Çok net kaybeder Trabzon. Doğru. Çok net kaybeder. Yani bugün Trabzon iyi değil. Hele ilk yarı falan çok kötü. Ha Bakasetas tabii çok etkili bir oyuncu, girer girmez. Bütün yük hamsiyin üstüne biniyor. Ama Bakasetas biraz girince ikili bir şeyler yaptılar. O zaman da zaten santrfor yerine geldi. Yazık, santrfor sağa gidiyor, sola gidiyor, dobalıyor, çıkarıyor. Geriden top çıkartıyor. Onun yeri, onun yeri oralarda değil ki. Tamam, galipken gel. Oldu. Ama sen santrfor abi sağa çağa geldi. Top alacak çocuk, ille doluyor. Koytan gelmiyor mi? Top. Nitekim iki tane top geldi, vazifesini yaptı. Neden geldi? Orta sahaya geldi Bakasetas. Bilmem ne. Yalnız Bakasetas'a dikkat edin. Sinirlenmesin. Bakasetas'ın üstüne oynuyor rakipler. Ya onun biraz akıllı olması lazım. Attırırlar. O da yatkın da hocam ona. Ver. O öfkelenmeye yatkın. Doğru söylüyor. Yatkın. Bundan önce de oldu. Çünkü üstüne oynuyorlar. Hemen onun, yürüyor üstüne. Onu, evet. Onu birilerinin söylemesi lazım. Tabii şöyle. Hakem kardeşlerin de dikkat etmesi lazım. Bakasetas'a oynadıkları zaman hocam. Ona çok sert giriyorlar zaten. Söyleyemeyeceksin, oynama diyeceksin, yapma diyeceksin. Yani gözün üstünde olacak. Ha sert mi girsinler, her şey yapsınlar ama başka işler yapıyorlar. Bakasetas'a attırmak istiyorlar. Ha tamamdır, o görüştür, attırırsın. Yani bir oyunun gerçeğinde o da var. Ben de olsam ben de sinirli topçuyu attırırım. Şimdi Hacı, o da sinirli bir oyuncuydu. Hacı'nın üstüne attığın zaman, üstüne oynadığın zaman sinirleniyordu. Nitekim hakemler de atamıyorlar diyor o zaman. Kadir Tozlu bir attı, iki sene maç vermediler. Mersin de bir attı, iki sene maç alamadı çocuk, biliyor musun? O zaman öyleydi, şimdi öyle değil ha artık. Kadir Tozlu mu? Sistem var. Erol Ersoy mu? Kadir Tozlu. Onu bilmiyorum, hatırlamadım hocam. Erol ayrı. Erol'un ayrı. Doğrudur hocam, sen o zaman biliyorsun maçlar yönettiğin dönemler değil mi? Yönettin değil mi o zaman? Yani 6 ay 21, Trabzonspor 20 defa. Yetişmedin mi 96'ya? Kaçta bıraktın hocam? 93'ten mi bıraktın sen? Böyle maçlarda skora bakmak. Rea Hoca güzel bir şey söyledi. Sen Bekazili döneminde. Skoru almakta burada Trabzonspor. İyi oyun çok beklemeye gerek yok bu saatten sonra. Yok burada. Her hafta geçen maçtaki gibi oynamayacak. Trabzonspor. Rakipleri hocam, bir defa zaten iyi oynuyor Trabzonspor'a karşı. İyi şimdi, kapanıyor. Şimdi Trabzon geçen hafta 3 puan da verince bu maçta biraz gerginler haliyle. Rahatlardı. Şimdi gider rahatladılar. Bir bakıyorum. Bir bakıyorum. Vallahi bugün Başakşehir maçını biraz seyrettim. Bir 50-60 dakika. Şu anda Trabzon'a yaklaşabilecek, Trabzon'la oynayabilecek bir takım var Başakşehir. Haftada maçları diğerleri var hocam. He? Haftada maçları var. Güzel tabii, maç Trabzon işte. Başakşehir. Yani son maç cumartesi değil mi? Cumartesi. Diğerleri o kapasitede değiller yani. Güzel maç olacak o zaman. Evet, hafta sonu olur. Çok güzel bir maç bekliyoruz tane, hakikaten. Bir de yani, hakemin de keşke o maç gece oynasaydı. Galatasaray gündüz oynasaydı Antalya'yı daha iyiydi ya. Vallahi bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Trabzon bir gerçek var. Bir garip. Benim bildiğim. Bakın bir gerçek var. Biz Ender'le aynı odadaydık. Şimdi iki maçta böyle oynuyor. Büyüye Trabzon aldırdım. Büyük ekrana. Sebebi ne? Abi Galatasaray'a bakıyorum. Galatasaray 11. 12. Hocam, 9. filan. Lider adam. Haliyle ben liderin maçını daha fazla seyrettim. Bir de 1-0 mağlup olmuş. Ya yani, liderin maçını daha fazla seyrettim. Bu iş açık abi. Galatasaray maçında ne yapayım ya? Şimdi gene çıkacaklar. Hakem makem diyecekler. Al sana hakem 2-0. Adana Demirspor biraz dikkat etse 5-6 olurdu bugün. Sonlara doğru. İyi yerlerden topu soksalar. Ama şeyin de kalecisi de çok çıkardı. Adana İyi kalecileri vardı. Var. İyi kalecisi var. Mesela Galatasaray kalecisi kötü ama bir kaleci. Burada Levent abi konuştuk ama senden. Yani sıkıntı Musuz Era'dan sonra sıkıntı yaşayacaktı Galatasaray takımı. Bunu söylemiştik zaten. Galatasaray kötü oynadığı dönemde hatırlarsın şampiyon döneminde Mustera hep ön plana çıkıyordu. Evet. Uğurcan da kötü oynanan maçta aynen kurtarıyor işte. Bugün, hocanın dediği doğru. Işte. Çek Uğurcan'ı diyor mağlupsun. Ama vuruş kalitesi de kaleci zayıf. Abi. Yani maç ama kaleci farkı şampiyon bu. Şampiyon takımın tabii kalecisi abi, bir 5 maç kurtarmalı mı? Atanla tutan iyi olacak kalecisi, abi. Değil mi? Öyle tabii, değil mi? Onun için milli takım kalecisi kaleci zaten. Kaleci yarım takımdır. Kaleci yarım takımdır tezi bugün sahada Uğurcan'dan evet. Çok net Trabzonlular. Hocam yıllar evvel bunu ilk söylediğimde ilk literatür söylemişim. Atanla tutan iyi olacak hocam. Evet. Bu böyle. Sen de biliyorsun. Özellikle büyük takımda. Öyle peki şimdi yani Trabzonspor her hafta biraz daha açıyor farkı. Hep biz diyoruz ki işte diğer takımlar özellikle İstanbul'un üç büyükleri işte daha uzun bir maraton işte daha elbette daha bu köprünün altından sular akacak. Şu anda da önümüzdeki haftayı da sayacak olursak oynanmamış 20 hafta var. Az değil.
Bunu kabul ediyoruz ama avantajı öyle puan farkları lazım. Var ki. Şimdi kadro mühendisliği dediği için Levent abi oraya noktaya gelmek istiyorum. Ocak'ta acaba ne yapacaklar? Neye göre yapacaklar? Bu sezona tutunmak adına mı? Gelecek sezonun planlarını yapmak adına mı? Şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim. Trabzon'un yedek kulübesine bakıyorum. Hepsi oynayacak pozisyonda futbolcular. Alayı. Bakın çok enteresan. Yani ya bunu da almasam ne olur denecek futbolcu yok yedek kulübesinde. Bir de gelecek zaten olacak. Ondan faydalanıyor. Abdullah Avcı'nın en büyük özelliği o. Orayı iyi tutuyor. Orayı iyi tuttuğu zaman oyuna soktuğu oyuncu çok fazla sırıtmıyor. Yani tamam tabii sağdakiler daha iyi de bir Hamsik yok. Bir geçen yılki kadroya bak. Ömürü sol bek aldı. Şimdi buna bak. Ömürü sol bek aldı. Tabii işte içeriden hoca söyledi. İçeriden de çözüm üretiyor hoca. Sadece kenardan ömürü, değil de içeriden yani de çözüm üretiyor. Ömürü sol bek aldı. Alır? Ben onu ikinciye hocam. Bakamadım. Niye alır? Alır abi. Risk kazanmak yok ki, kazanmak için. Yoksa ömürün savunma yapamayacağını tabii biliyor. Ona rağmen de iyi oynadı. Evet. Kayarak müdahalelerde bulundu ama olsun diyor ya biz gol yiyebiliriz. Ama ben diyor bu riski almalıyım. Hem de bu kadar puan farkı varken. Elinde kredisi de var. Evet tabii. Ya alırsın başka yani ömürü de çıkartırsın. Dersin ki orada iki oyuncu değişik X yaptın. Serkan'ı alırsın sol beke. Dersin ki daha defans orijinli biri. Evet sola yok. Hani bunu hani orada oynasın. Hayır. Hem topu tutsun hem de ucuma gitsin. Hem de sağ içinde oyunculara da Abdullah Avcı bir mesaj veriyor. Oyuncular bakıyor Abdülkadir Ömür sol bek. Ha değil. Bir demek ki hoca yaptığı Covid'e değişikliğiyle hala galibiyeti istiyor yani, ömürü de çıkarmayarak. Yani hepsinde karşılığını aldı. Ya dersin ki Trabzon'u da çıkardım. Önde hani iki parçalı oyun gibi geriye gelmeyin. Dört kişi savunma. Hayır. Evet. Ömür de kalsın içeride diyor. Maçı da kaybedebilir. Ne yapıyor? Diye. Rakibe de bir mesaj Altay'a. Tabii. Aynı şekilde kendi oyuncularına da bir mesaj. Yani buradaki o nüansı iyi bilmek gerekir. Yani kazanmak öyle tesadüf değil. Yani rakibe de bir baskı götürüyorsun. Abdülkadir Ömür orada. Koyta işte bir bakıyorsun. Daha orada iki santraforlu oyun. Hala gol istiyorum. Ve de ne oluyor? Şimdi Abdullah Avcı'nın bu planı, bu ana planı haricinde planları, böyle organizasyonların ne kadar doğru olduğu çıkıyor. Hem devre arası hamlesi, bir de ne oluyor? İkili oyunla Koyta'yla da gol buluyor. Asist gol. En son soktuğu çocuk kaç yaşında? 20 yaşında. Aşağıdan? Tabii. Bir maçta ilk 11 oynadı. Bir maçta oynadı. Mustafa Muhammed diyor ki, üzüntümü anlatabilecek durumda değildim. Çok üzüldük bu maç için. Sadece bir maç kazanmak için oynamıyoruz. Uzun vadede şampiyonluk için oynuyoruz diyor. Ama bu uzun vade hani derken maçtan sonra, bence bu maçtan sonra değil. İstemediğimiz bazı şeyler oluyor. Yani Mustafa Muhammed çok iyi bir giriş yaptı ama. Arjantin Ligi gibiyse iki devreli oynanıyorsa tamam. Yani şampiyonluk kelimesi bu saatten sonra bence konulmaması lazım. Yok ya nerede şampiyonluk? Kaç puan fark oldu? 21 mi ne? Ya bak yine puan kaybı yaşanı durum şampiyonluk. Kaç puan fark var? İlk bu sistemde 3 puanlı sistemde hocam Galatasaray Levent abi belki bileceksin o istatistiği 18. haftaları itibariyle tarihteki en kötü sezonunu yaşıyor. Evet söylüyorum. 3 puanlı sistem. Kabul etmiyorlar yani yönetimin ve teknik heyeti oturup birbirlerini sorgulaması 2010-2011 sezonunda 8. olmuştu. Ondan bile kötü şu anda. Ciddi söylüyorum yani bu mühendislikte. Bugün seçim olsa Galatasaray'da Burak Elmas'ın kazanıp kazanmayacağını tahmin edemem. Bak net söylüyorum. Eskiden kaldırım mühendisliği vardı biliyor musun? Bilmiyorum. Hocam o da gerekiyormuş ya. O çok kritik bir iş bence. Bizim kaldırımlar çünkü şey gibi. Birisi altta birisi üstte. Aynen bizim oralarda da evin orada da. Basıyorsun yani. Hop bomba. Yalnız kaldırımları iyi ya. Yabancı geçen sene Beyoğlu'nda bir kadının ayağı kırıldı. Ondan sonra bir yolu yaptılar. Evet sene. Hocam her yıl gözden geçirmesi lazım. Yani. Sinirlenip davayı açınca. Fark ediyor. Şimdi bizde hocam ya yolda yürüyorsun. Burada elektrik şeyleri var ya. Şöyle tabelalar. Onu verebilir miyiz bir? Seviyede. Kafanı filan var mı o hazırda? Yoksa ben Oğulcan diyor ki. Ya çok enteresan Levent abi. Fatih Hoca'nın cezası bitince takımı yukarılara taşıyacağız. Hoca almasaydı ceza. Bir şey söyleyeceğim. Hoca mı oynayacak? Hayır hoca zaten hocam. Orada değil mi? Yani tribünde izlemiyor mu? Aşağıya talimat vermiyor mu? Bu ne demek biliyor musun? Bunun açıklaması hayır, şu. Kenardaki hocalar yetmiyor diyor yani. Hayır o değil Levent abi. Yalnız abi, orada olması çok değersizleştiriliyor oradaki oyun şeylerde yardımcı hocalarda. Onlar da Fatih Terim'i yoktu bir maç kazansınlar. Levent ya. Hoca aynı şekilde oldu. Bir dakika bir tane maç kazansınlar. Allah aşkına Reha Hoca 50 tane şey anlattı. Onlar mı karar veriyor sence? Vermiyorsa çıkmasınlar abi ben 50 defa söyledim. Niye böyle söylüyorsun? Peki. Fatih Terim
Mini takımda başarılı olurken Piontek'le tartışıyordu. Mustafa Deniz'le Dervan'la tartışıyordu. Abi nerede tartışıyor? Bu o zaman tartıştırmayacaksan niye yardımcı alıyorsun? Niye onlara yetki veriyorsan almıyor şey yardımcı yapıyorsun? Sen yardımcılara yetki vermedin mi hocam? Sana fikir vermediler mi hiç? Vermişlerdir. Düşünmüşsündür, yapmışsındır. Allah aşkına bana söylettirmeyin ya. Son kararı yardımcı vermez hocam. Ya benim bildiğim şey var ya. Karagümrük maçında. Olmaz. Fatih Terim'le onu anlatıyorum hep. Sofya'da şimdi, otelde karşılaştık. Meksika maçını idareceğim. Fatih'e dedim ki ya bu Piontek ne yapıyor dedim ya. Sen söylemiyor musun dedim. Söylüyorum ama dedi. Hocam dedi dinletemiyorum dedi. İnşallah hocam, ben geleceğim ya varım dedi. Yani bir bak, yerde bir tane yönetici olur. Evet. O nihayetinde öyle bakmak yani, lazım bu işe. Karagümrük maçında dinleselerdi 10 dakika evvel Emre'yi çıkarsaydı maçı kaybetmeyecekti. Çok net söylüyorum. 10 dakika evvel oyundan hani alırken vazgeçmeseydi, değiştirme yapılsaydı o golü yemeyecekti Karagümrük maçında. Yani bazen de yardımcıları alıyorsan onun görüşüne değer böyle vereceksin. Böyle bir açıklama da Levent abi yapmayacaksın. He? Maç bittikten sonra böyle açıklama olmaz. Yapma, bu yaptığı yani, yanlış. O ben olsam kötü niyetli değil ama Necati Ateş için de Selçuk İnan da bu takımı kaldırana kadar yani. Ya şampiyonluklar yaşadı. Yani. Bu şekilde. Böyle olur mu ya? Necati yani, kenarda mıydı? İşte bir maç birisi duruyor, bir maç birisi duruyor değil mi? İkisi orada olmasın. Ben hiç problem Necati değil Selçuk. Ya. Hiç... Hayır yani oyuncunun ne olursa olsun maç abi, bittikten sonra... Abi yetkisiz krallık olmaz. Kusura bakma. Orada görüntüyü şey yapacaksın. Valla ben orada olsam öyle olmaz hocam. Kusura bakma. Beni zaten almazlar Fatih'e, öyle yapacak. Fatih'e bir isim ikaz edip tartışıyordu. Bülent. Bülent bayağı tartışıyordu Fatih'le. Ünder mi? Yardımcı antrenörken evet. Ya bugün bayağı Bülent Ünder'in Geres'in şampiyonluğunda ciddi payı var. Geres şampiyon olduğu sene Bülent Ünder'e özel teşekkür etti. Maç analizlerini Bülent Ünder yapıyordu, veriyordu. Bu senin arkadaşın ya. Beraber top oynadınız hocam. Beraber UEFA kupasını kazandınız. Şampiyonluklar yaşadınız. Ya bu nedir ya? Ben anlamadım. Niye ben bu küskünlük? Rea hocam böyle hafif müstehzi gülüyor benim yanımda. Böyle gülmüyorum, ıyık altında iyi, yok. Yo. Tebessüm. Şunu soracağım sana. Sen çalıştın. Fatih Terim'le. Evet. Şimdi bu dediği Levent abinin olası mı? Hangisi? Yani o yukarıdan Fatih Hoca mı yönetiyor takımı? Yoksa Selçuk İnan ve Necati Ateş mi? Bu çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben daha önemli onun beyanatıyla ilgili olan herkes biliyor. Yani bu Fatih Hoca veya başka antrenör orada yardımcısı, oyuncu değişikliği, kadroya yapar zaten. Bu önemli değil. Esas o konuştuğu Oğulcan'ın yanlış olan, bu takım 5 aydır 6 aydır Fatih Hoca ile beraber antrenman yapmıyor mu? Bütün hafta antrenmanı sanki Fatih Hoca cezalı, 6 hafta cezaydı, antrenmana da çıkamıyor Florya'da. Esas bir takım nerede gelişir? Maçta gelişmez. Antrenmanda gelişir. Yani Hoca'nın söylediği yani çok doğru öyle değil ki. Fatih Hoca işte gelince siz ne de, o zaman insan der ki ya siz antrenmana çıkmıyor musunuz Fatih Hoca'yla? Fatih Hoca çalıştırmıyor mu? Esas Galatasaray takımında bir kabuk değiştiriyorsa bir ürün çıkmadığını 5 aydır burada söylüyoruz. İşin tuhafı Galatasaray tarafında acı tarafı ne biliyor musun? Galatasaray takım bazı şeyleri okuyamıyor. Taraftar o böyle kendi inandığı doğruda gidiyor. Galatasaray takımı 2 sene şampiyon olduğunda Fatih Hoca geldiğinde oyuncuların bireysel performansı ve kalitesiyle oldu. Oyunculardan sonra da son 2 sene Mustafa Cengiz Allah rahmet eylesin ne dedi bir laf var. İnsanlar buralara bakmalı. Ben dedi 2 sene Fatih Hoca'ya dedi 130 milyon euroluk bütçe verdim dedi. 2 sene şampiyonluk çıkmadı. Galatasaray takımı sezon başı PSV ile oynadı. Fatih Hoca bir açıklama yaptı. Hatırlar mısınız ne dedi? Farklı işte Hollanda'daki ilk maçta mağlubiyetten önce dedi ki basın toplantısında biz ne oynarsak oynayalım PSV kendi bildiğini oynayacak dedi. Sevgili evet. Hocam bak şimdi işin ne acı tarafı var ama biz buralarda değiliz ki. Biz günlük işte girdi mi Halil girse bunu gol atardı bu kötü o oynamaz bu oynar. İşin tuhafı ne Fatih Hocam sen de 3,5-4 senedir bu takımdasın bir ürün çıkar PSV gibi. Evet onların da daha fazla bir geçmişi var, altyapı, daha farklı bir organizasyonu var evet ama sen de bir ürün çıkar ortaya. Yani düşünebiliyorsun ilk maçı eksikleri de gitti Galatasaray evet olabilir ama Galatasaray takımı 4 yıldır gelişmiyor şampiyon olmasına rağmen. Peki. İşte tam senin lafın o zaman dur. Burada duralım. Bak, hocam senin lafının üzerine. Bak, ne demiş? Az önce hocamızla da konuştuk. Çalışarak gelişemiyorsak değişerek de gelişebiliriz. He. Önümüzde tamam. Transfer süreci çok var. Yani. Çok güzel bir kaliteli şey söyledim. Ben bir, bak çok güzel bir şey söyledim. Çok güzel yeteriz. De kısa bir şuraya söyleyeyim. Fatih Hoca'nın geldiğinden beri yapılan bu. Ocağı göstersin. Şimdi Ocak transferi var. Haziran'ı göstersin. Haziran olmadı Ocak. Ocak olmadı Haziran.
Bu kolay. Şimdi Selçuk benim Ümit Milli kaliteli takımdan. Kaliteli oyuncular da demek. Hayır, ne demek Ümit ya? Milli takımdan benim öğrencim. Çok da iyi, düzgün bir insandır, karakterdir. Yani görüşürüz, çok düzgündür. İyi oyuncu da zaten. Ülkeye damga olmuş orta saha oyuncularından biridir. Şimdi bir teknik adam olarak bunu söylemesi gerekir. Veya bu onun fikri mi yani? Değişerek değil, işte oyuncu transferle değil. İşte şimdi farkı çıkaracak Fatih Hoca. Bak eldeki şampiyon olmayabilir Ender. Geçen programda da söyledim. Galatasaray 5. de olabilir. Her sene şampiyon olmasın bravo. Diye bir kaydı aynen yok ki. Çok güzel söylüyorum. Mühim olan nedir? Bu kadro futbolun saha içindeki oyun prensiplerini hücumda ve savunmada yapması gerekir. Galatasaray takım bunları yapamıyor. Bu prensipler yapılmadığı zaman oyuncular tartışılıyor. O zaman ne oluyor? Ocak gösteriliyor, Haziran gösteriliyor. O zaman ne oluyor? PSV maçından önce diyorsun ki PSV evet biz ne oynarsak oynayalım kendi oyunlarını oynayacak. Fatih Hoca söyledi, arşivlerde vardır. Bu ne demek? Maçtan önce beyaz bayrak sallıyorsun PSV'ye karşı. Sen bunu yaratacaksın Fatih Hoca. Şimdi benim ekibi. Takıldığım bir şey var ya. Bazen bakıyorum da. Şimdi Galatasaray iki tane Rumen aldı. Değil mi hocam? Evet hocam. Çıkıldı ama bu iki Rumen'e 12 milyon euro verdiler. 12 milyon euro. 9,5. İkisinin toplamı. 6, 1'e 3,5 aldılar. Bana gelen haber 6'yı total. O yanlış düşürmüşler. 1'e 6,5, 1'e 5,5 neyse. Tamam hocam neyse. Şimdi kaç yaşında bunlar? Genç. Genç. 23, 22 yaşında. 24, 23, 24. 23, 24 herhalde. Peki herhalde. Abi bunlar 3'er gol, 2'şer asist yapmışlar şu ana kadar. Evet. Bugün Galatasaray'ın Adana'ya verdiği oyuncu 5 gol 3 asist 150 bin euro. Aynı yaşta Galatasaray'da yetiştir. Rumenlere o parayı vereceğine. Söyledim hocam yayının başında. Çok söyledi. Ben defa geçen de söyledim. Yunus'u verip evet. Alper Barış'ı niye yani almasın? Onları alacağına 11'e 10'a evet. Euro'ya. Evet. Onları alacağına 150 bin liraya bu çocuğu vermişsin Adana'ya. Evet. O zaman bu çocuğu yetiştirir abi. Bu onların şeyinde boncuk mu var Rumenlerin? Maç oynasın diye. Yani aynen. İlla birilerine yani illa birilerine para mı vereceksiniz? İlla birilerine para mı vereceksiniz?